Burada genel merkez heyetimizle birlikte genel başkan yardımcılarımız ve 30'a yakın MKYK üyemizle birlikte Konya'mızda bugün hem merkezde hem de Konya'nın ilçelerinde inşallah bir tarama programını, Anadolu buluşmaları programlarımız kapsamında bir halkla buluşma programını inşallah gerçekleştireceğiz. Bu maksatla burada bulunuyoruz. Yarın da inşallah buradan Antalya'ya bu gece geçip yarın da Antalya'da bu halkla buluşma programımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta yine Yozgat ve Kırşehir'le programlarımız devam ediyor. Ve bundan sonra da tabii yoğun bir şekilde halkla buluşma programlarımızı inşallah devam ettireceğiz. Dün de Beyşehir ilçesindeydik. Orada halkla buluşma, konferans ve oradaki Huğulu ve Üzümlü'deki silah fabrikalarının, av tüfeği fabrikalarının ziyaretlerini gerçekleştirdik. Büyük bir gayretle yeniden Refah Partisi sahada halkımızla iç içe çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii burada Konya'da bulunmak yeniden Refah Partisi için bizler için son derece büyük mana taşıyor. Bir defa Hazreti Mevlana'nın şehri Konya, Selçuklu'nun merkezi Konya, Belde-i Muhayyere Konya'mız ve aynı zamanda Milli Görüş'ün merkezi merhum Erbakan hocamızın tam 54 sene evvel bu kutlu yürüyüşü başlattığı şehir, yaşanabilir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, sadece Türkiye ile sınırlı değil, adil bir dünyanın, yeni bir dünyanın kurulması için bu kutlu yürüyüşü başlattığı şehir, bu sebeple manevi açıdan Konya'nın bizler için önemi son derece büyük. Bizler de aynı milli görüş davası uğrunda, aynı istikamette, aynı hedefler doğrultusunda ikinci 40 yıl yürüyüşümüzü 4 sene evvel 2018 yılında 23 Kasım 2018'de başlattık ve 54 sene önce bu topraklarda, bu beldede, bu şehirde başlatılan yürüyüşün devamı niteliğinde bir yürüyüşü 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partisi olarak başlattık. Tabii aradan geçen 4 senede çok ciddi mesafe alındı. 300 bine yakın resmi üye, 2 tane tarihe geçen büyük kongre, 6 Kasım 2022 ve 17 Kasım 2019'da iktidar partisinin dahi yapamayacağı düzeyde muazzam bir kongre. En son 6 Kasım 2022'deki 2 ay önceki ikinci büyük kongremizde 65 bin insanın katılımıyla bir rekor kırıldı. 81 il, 900'den fazla ilçe teşkilatı, bütün illerde hanım ve gençlik teşkilatları, binlerce köy ve mahalle teşkilatı ve 100 bine yakın sandık baş müşahidinin belirlenmesiyle muazzam bir mesafe alındı ve en sonunda da 7 aylık üye kayıt sayılarını Yargıtay siyasi partiler için açıkladığında yeniden Refah Partimizin oransal olarak en hızlı büyüyen, en fazla üye kaydeden parti olduğu ortaya çıktı. Bu 7 aylık sürede 54.300 yeni üye kaydederek üye sayımız 270.000'e resmi olarak ulaşmış oldu. Burada yeniden Refah Partisi 7 aylık sürede %25 büyümüş. Kaldı ki bu 7 ayın 2 aylık kısmını da aslında saymıyoruz. Çünkü bu tarihi büyük kongremiz için hazırlıklar ve gündem tamamen büyük kongreyle ilgili olduğu için aslında bu 2 ayı da tam olarak saymıyoruz. 5 ayda kaydedilen aslında üye sayısı bu. Dolayısıyla zaman zaman da ifade ettiğimiz gibi havası ve parası çok olan partilerin hepsini geride bıraktık. Ve yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik. Tabii yine hep söylüyorum, bu büyümenin çok önemli bir mana ifade etmesinin sebeplerinden bir tanesi, hatta en önemlisi, bu büyümenin, bu performansın hazine yardımıyla, iktidar gücüyle, para gücüyle, medya gücüyle veya dış güçlerin desteğiyle değil, aziz milletimizin desteği ve teveccühüyle, fedakar dava erlerinin gayretiyle, terlemesiyle ve bu milli görüş davasının 54 sene önce burada Konya'da başlatılan milli görüş davasının bereketiyle gerçekleştiği, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla gerçekleştiği gerçeği son derece önemlidir. Bütün bu imkansızlıklar ve zorluklara rağmen diğer bütün havası ve parası çok olan partilerden çok daha büyük bir performans göstermesi
Yeniden Refah Partimizin aslında milletimizin milli görüşe olan ihtiyacını ve özlemini de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Merhum Erbakan hocamızın meşhur sözünde olduğu gibi iman varsa imkan da vardır sözünün bir tecellisi, bir gerçekleşmesini bu rakamlar, bu performans ortaya koymaktadır. Şimdi de Yeniden Refah Partimiz seçimler ister 14 Mayıs'ta olsun, ister Haziran'da olsun, ister bu pazar olsun, inanmış kadrolarıyla bu seçimlere şimdiden hazır bir hale gelmiştir elhamdülillah. Ve inşallah her zaman söylediğimiz gibi bu yapılacak seçimlerde asıl büyük sürprizi Yeniden Refah Partisi yapacak ve milletimizin milli görüş hasretine inşallah son vermiş olacak. Milletimizin görüşü, milli görüş ikinci 40 yılda da bir yanardağ gibi patlayacak inşallah. Tabii bugün Türkiye'de özellikle halkın çok büyük bir bölümünün, vatandaşımızın asıl problemi ekonomik sıkıntılardır. Ekonomik kriz her geçen gün daha da artmaktadır, etkisini daha çok hissettirmektedir. Borçlar artıyor, hacizler artıyor, icra dosyaları artıyor, alım gücü düşüyor, fakirlik artıyor. Ancak bütün bunlara rağmen mevcut iktidarda diyor ki biz 20 senedir ücretli kesimi, çalışan kesimi, vatandaşı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Tabii bununla ilgili rakamlar ortadadır. Vatandaşın, halkın alım gücü, gelir seviyesi ortadadır. İşte bu açıdan baktığınızda asgari ücret en son zam yapıldıktan sonra net 8500 liraya ulaşmış, 8506 liraya ulaşmış asgari ücret. Asgari ücret zammı açıklandıktan hemen sonra 4 kişilik aile için açlık sınırı hesaplaması Aralık ayı 2022 Aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı hesaplaması ortaya konuldu. 9059 lira. Bu asgari ücret Ocak ayında yani bu ay ellerine geçiyor asgari ücretlilerin. Bu ay açlık sınırı açıklandığında bunun 10 bin liraya dayandığını rahatlıkla göreceğiz. Çünkü enflasyon ortada, hayat pahalılığı ortada. Yani 8500 liralık zamlı asgari ücreti alan 8 milyon asgari ücretli bunu almış olduğunda zaten alır almaz açlık sınırının altında bir ücret almış olacaklar. Tabii 8 milyon insan ailesiyle birlikte, çoluk çocuğuyla birlikte 30 milyon vatandaş demektir. Matematiksel olarak açlık sınırının altındadır. Burada yapılan hesaplamalar bir asgari ücretlinin gıda harcamaları için günlük 82 lira ayırabileceğini ortaya koyuyor. 4 kişilik bir ailede günlük 82 lira olursa kişi başına günlük gıda harcaması için düşen meblağ bunun dörtte biridir. Bir günde 3 öğün olarak hesap ettiğinizde bunu da 3'e bölerseniz asgari ücretli ailede fert başına bir öğünde düşen para 6 lira 80 kuruş olarak çıkıyor. 6 lira 80 kuruş simit 5 lira olarak düşündüğünüzde bir öğünde bir ferdin bir simit bir bardak çay içmesine veya bir simitle iki bardak çayı ancak içmesine yetebilecek bir miktardır. Bundan 21 sene evvel simit ve çay hesabıyla asgari ücretteki adaletsizlikle bu söylemleri ön plana çıkararak iktidara gelenler 21 sene Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmayan yetkilerle iktidarda kaldılar ve bu 21 senenin sonunda ülkeyi getirdikleri noktada asgari ücretliye yine bir simit bir çayı ancak reva görüyorum. 21 senede 520 milyar dolar faiz ödenmiş. 2.6 trilyon dolar milletten vergi toplanmış. 65 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış, devlet malı satılmış. Üzerine bir de 100 milyarlarca lira borç yazılmış deftere. Bu kadar trilyon dolarlar, bu kadar milyar dolarlar karşılığında millete reva görülen, millete verilebilen bir öğünde fert başına bir simit ve bir çay parası haline gelmiş durumda. Aynı araştırma, aynı çalışma asgari ücretlinin
çocuklarının okul masrafı için, eğitimi için ayırabileceği paranın aylık 74 lira olduğunu ortaya koyuyor. Aylık 74 lira iki çocuklu bir aile olursa ayda 37 lira çocuk başına. Bu 37 lirayla bir çocuk, bir öğrenci, bir öğün veya hadi bilemediniz iki öğün ancak yemek yiyebileceği bir paradır. Bütün bir ay boyunca bir çocuğuna okul için ayırabileceği para 37 lira asgari ücretin. Gerçekten de dile kolay, bunları konuşmak kolay ama yaşamak gerçekten de çok zor bir olay. Rahmetli Erbakan hocamız, Allah gani gani rahmet etsin, Allah kimseyi işsiz bırakmasın derdi. Gerçekten de bir asgari ücretle geçinmek, işsizlerin durumu tabii ayrıca bir felaket. Konuşmak kolay ama yaşamak gerçekten zor bir durum. Ve bu durumda olan 8 milyon asgari ücretli, 32 milyon, 30 milyon çocuklarıyla, ailesiyle birlikte insan var. Olması gereken 14 bin liraydı, bunu her zaman söyledik. Neden? Çünkü burada 3 tane faktör var. Birincisi enflasyona karşı alım gücünün korunması gerekiyor. İkincisi Türkiye'deki büyümeden, milli gelir artışından pay almaları gerekiyor çalışan kesimin. Milli gelir dolar bazında geriye gitti, 2012'nin gerisine gitti ama TL bazında arttı. Üçüncüsü de bizi kıskanan Avrupa Birliği ülkelerindeki asgari ücret artış trendini hesaba katarsanız, bu üç faktör dikkate alınırsa 14 bin liraya asgari ücretin çıkması lazımdı. Efendim o zaman peki işveren kesimin durumu ne olacak? Onlara da zaten ayrıca destek vereceksin. Vergilerin hafifletilmesi, sübvanse edilmesi, faizsiz krediler verilmesi, onların yükünü de ayrıca hafifleteceksiniz. Asgari ücretten hiçbir vergi alınmaması, işveren ne olacak derken bir öğünde bir simit bir çaya 8 milyon insanı mahkum etmeniz doğru bir şey olmaz. Diğer taraftan memur maaşları %30'luk zam büyük bir müjde olarak açıklandı. %30 zammın arkasından en düşük memur maaşı 11.836 lira oldu. Açlık sınırının bu ay 10.000 lira seviyesine dayanacağı düşünüldüğünde aç kalmaktan hallice bir hayatı bu memur maaşı memurlarımıza vaat ediyor. En düşük memur emeklisi aylığı 7.900 lira. Açlık demek. Çünkü açlık sınırı 10.000 lira seviyesinde. En düşük Bağkur emeklisi, SSK emeklisi maaşları da bu zamlardan sonra 5.500 liraya çıkmış. Bu açlık sınırının da hemen hemen yarısı, yani bir açlık ücreti değil bir sefalet ücreti demektir. Rakamlarla konuşuyoruz, matematik konuşuyoruz. Biz çalışan kesimi, işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz demek kolay bir şey ama matematik olarak öyle olmadığı açık bir şekilde görülüyor. Bu hesaplamalarla vatandaşın Türkiye'de %85'i yoksulluk sınırının altında, %45'i açlık sınırının altında. Çünkü emeklileri ve memurları zaten kattığınızda, özür dilerim, emeklileri ve asgari ücretlileri hesapladığınızda zaten neredeyse %45 yapıyor. Bu rakamları doğrulayan diğer veriler de 2021'de 11 milyon 362 bin vatandaş gıda yardımı almış Türkiye'de. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı rakam 11 milyon 362 bin vatandaş. 5,5 milyon vatandaş 2000 liranın altındaki borcu ödeyemediği için icraya maruz kalmış. 5,5 milyon insan. Toplam icra dosyalarının sayısı 26 milyona ulaşmış. AK Parti iktidara geldiğinde 8 milyondu. 8 milyondan 26 milyona çıkmış. Bu gelir seviyesiyle açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altındaki gelir seviyesiyle insanlar mecburen borçlanıyor. Bu borçları da ödeyemeyince bu icra dosyaları patlıyor. 4 milyon abone elektrik faturasını ödeyemiyor. Devlet onlara elektrik faturası desteği vermek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz kış 4 milyon haneye doğalgaz ve kömür desteği yapıldı. 11 milyon 362 bin insan gıda yardımı alıyor. 4 milyon hane 15 milyon insan yapar. Doğalgazını, kömürünü alamıyor. 4 milyon abone gene 15-20 milyon insan yapar, elektrik faturasını ödeyemiyor. Neden? Çünkü gelirleri ortada. Bu emekli maaşıyla, bu memur maaşıyla, bu asgari ücretle bu insanların bunları karşılayabilmesi, ödeyebilmesi tabii mümkün değil ve en sonunda da yürekleri burkan manzaralar işte Erzurum'da -12 derece havada
Et ve Süt Kurumu'nun önünde ucuz kıyma, ucuz et kuyruğu. Bir dönemin Türkiye'sinde, eski Türkiye'de kuyruklar vardı. Siz o dönemi hatırlamazsınız diyorlar. Şimdi yeni Türkiye'de de kuyruklar daha da uzadı. Çünkü kıyma 150 lira olmuş, 200 lira olmuş. 89 liraya Et ve Süt Kurumu'nda kıyma olduğu için eksi 12 derecede bekliyorlar. Ve diyorlar ki biz bekliyoruz ama bazen bize sıra geldiğinde et kalmamış oluyor, kıyma kalmamış oluyor. Çünkü belli bir sınırı var stokların. Ve aynı zamanda bir kişiye bir kilodan fazla da satışta yapılmıyor. Çoğu zaman diyor eksi 12 derecede bekliyoruz. Sıra bize geldiğinde kalmamış oluyor ve elimiz boş beklediğimizde kalmış bir şekilde geri dönüyor. Bu manzaralar Türkiye'nin dört bir yanında. En son Osmaniye'de 30 yıllık fırın işletmecisi röportaj veriyor. Diyor ki eskiden 3 ekmek alan 2 ekmek almaya başladı. 2 ekmek alan 1 ekmek almaya başladı. Bakınız lüks bir üründen bahsetmiyorum. Ekmekten bahsediyorum. Buna ilaveten bir de askıda ekmek çok büyük rağbet var. Kuyruk oluyor. Bu da yetmedi. Şimdi bir şey daha başladı diyor. Eskiden balıklara, nehire götürüp yem olarak attığımız bayat ekmekleri vatandaşa yok satıyoruz. Günde 200-300 tane bayat ekmek satıyorum diyor. Eskiden biz bu bayat ekmekleri kimse almazdı. Biz de ziyan olmasın diye nehre balıklara götürür verirdik diyor. Dolayısıyla bu ne demek? Bu iktidar emeklinin, işçinin, köylünün, çiftçinin, küçük esnafın iktidarı değil, imtiyazlıların ve faiz lobisinin iktidarı haline gelmiş durumda. Nereden bunu söylüyorum? Vatandaşın haline, dar gelirlinin haline baktık. Peki imtiyazlıların durumu ne? İmtiyazlı holdinglerin durumu gayet güzel. Neden? Dünyada en fazla kamu ihalesi alan 10 şirketten, ilk 10 şirketten 5 tanesi Türkiye'deki 5 tane holding. 10 da değil, ilk 7'ye girmişler. Dünyada en fazla kamu ihalesi alan 7 şirketten 5 tanesi Türkiye'de. Toplamda AK Parti iktidarı döneminde aldıkları kamu ihalelerinin bedeli 200 milyar dolara yaklaşıyor. Neredeyse Türkiye'nin dış borcunun yarısı. Bu ihaleleri almışlar. Dünyada ilk 7'de 5 tane holdingimiz var. Bu da yetmemiş. Bu holdinglere, aynı ihaleleri alan insanlara 128 kez vergi muafiyeti çıkartıldı. 128 kez. Bunlardan bir tanesi 9,5 milyar lira. 2020 Eylül ayındaki resmi gazetede yayınlanmış. Holding meşhur bir holding, ismi lazım değil. 9,5 milyar liralık vergi borcunu bir kalemde siliyor. O dönemde dolar kuru 9 lira. 1 milyar dolarlık bir holdingin vergi borcunu bir kalemde siliyor. Yani en ballı ihaleler verilmiş. Hatta 3 dolarlık ihaleler 10 dolara verilmiş. Onun örnekleri de çok var. O da yetmezmiş gibi senin vergi ödemene de gerek yok. Hiç zahmet etme. Senin milyar dolarlık vergi borcunu da siliyorum. Madem bu kadar milletin iktidarı olsa çiftçinin, köylünün şu vergi borçlarını siliyor musunuz? Küçük esnafın, vatandaşın tam tersine faiziyle, gecikme cezasıyla beraber son kuruşuna kadar boğazına yapışıp alıyorsun. Bağırta bağırta çiftçinin traktörünü hacizediyorsun. Madem bu kadar imkan var da niye bunların bu borçlarını affediyorsun? Affediyorsan milletin borcunu niye affetmiyorsun? 128 kez onlara çıkaracağına 28 kez onlara çıkart da kalan hakkını da şu millet için kullanmış ol. Efendim dış güçler, küresel kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, FETÖ'cülerin darbesi. İyi de bu 128 vergi muafiyetini çıkarmanıza bunların hangisi sebep oldu Allah aşkına? Asıl mesele paylaşımda adaletsizlik meselesi. Siz imkanları, kaynakları imtiyazlı holdinglere, faize, israfa aktarıyorsunuz. Ama millete gelince imkan yok diyorsun. Mesele Rusya-Ukrayna savaşı veya küresel kriz değil. Kaynak var, imkan var ama paylaşımda adaletsizlik bu. İşte size bir örnek. Kütahya Zafer Havalimanı. 2022 yılında 1 milyon 317 bin yolcu garantisi veriyorlar. Geçen yolcu sayısı 24 bin. Geçmeyen 1 milyon 300 bin yolcunun parasını euro bazında o şirkete 85 milyon biz ödüyoruz. %98 hatayla hesaplama yapıyor.
1.317.000 yolcu geçecek hesabı. 24.000 yolcu geç. Böyle bir hata olur mu? 50 milyon euroya mal olmuş havalimanı. 2044 yılına kadar şirkete ödenecek para 208 milyon euro. Yani ne demek bu? 160 milyon euro fazladan para veriyor. Yani bir havaalanını, dört havaalanı, beş havaalanı parasına yaptırıyor. Faiz ödemeleri, işte biraz evvel söyledim. Faiz lobisine 20 senede 520 milyar dolar verilmiş. 520 milyar dolar. Uzmanlar Ukrayna'nın yeniden savaştan sonra imarı ve inşası için gereken para 180 milyar dolar diyor. Ne demek bu? Bizim 20 senede faize verdiğimiz parayla 3 tane Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi mümkün olabilecek. Düşünebiliyor musun? 70 mi? Hayır, yetmemiş. Bu önümüzdeki 3 senede 100 milyar dolar daha faize para vereceğim diyor. Orta vadeli programda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 2 trilyon lira, yani yaklaşık 100 milyar dolar daha faize para vereceğim diyor. Faiz canavarı, imtiyazlı holdingler canavarı ve arkasından israf canavarı. İşte geçtiğimiz günlerde AK Partili bir belediye başkanı, vatandaş bayat ekmek sırasında beklerken 28,5 milyon liraya makam odasını ihale ediyor. Bakınız, dikkat edin. Bir belediye binası veya bir apartman, bir plaza, bir rezidans değil. Sadece bir makam odası 18,5 milyon liraya, 18 milyon liraya iç tasarımı ve mobilyaları, eşyaları, 10,5 milyon liraya da inşaatı yapılacak. 28,5 milyon lira. Allah gani gani rahmet etsin. Dün Beyşehir'de de söyledim. Erbakan hocamız başbakan olduğu zaman makam odasındaki klimada, çalışma odasındaki klimada bozukluk var, arıza var. Yaz ayları sıcak. Bunu diyor tamir ettirelim. Çağırıyorlar servisini, tamirciyi. O da diyor ki efendim bunu tamir etmek eskimiş bu artık. Yenisini almaktan daha pahalıya gelir neredeyse. Tamir etmenin bir manası yok. Biz yenisini taktıralım. Erbakan hoca diyor ki tamir ne kadar, yenisi ne kadar? Şimdilik kalsın, biz o kadar zengin değiliz. Camı açarız, oradan gelen esintiyle çalışırız diyor. Odadaki klimayı bile değiştirtmiyor. Sayın Bakanımız Sacit Günbey, Genel Başkan Vekilimiz, aynı hükümette bakandı. Kendisi diyor ki ya biz bir tane koltuk, bir tane sehpa, bir tane çöp dahi yenilemedik, değiştirmedik, almadık. Kendimizden öncekilerin nesi varsa onlarla devam ettik diyor. Şimdi 28,5 milyon liraya bir tane sadece belediye başkanının makam odası. Hemen arkasından bir haber daha çıktı. Gene bir başka belediye başkanı 7,5 milyon liraya makam aracı alıyor. Hep söylediğimiz ne? İmkan var, kaynak var ama paylaşımda adaletsizlik var. Taksimatta sıkıntı bu. Millete gitmesi yerine faize, imtiyazlılara ve israfa maalesef gidiyor. Ve millet de böylece inim inim inlemeye devam ediyor. Tabii bütün bunları ifade ettikten sonra masa başındakilerden ne haber diye de bir başlık açmamız lazım. Biliyorsunuz milletin önüne iki seçenek konuyor. İktidarı destekliyorsan Cumhur İttifakı'na gideceksin. Yok, iktidara karşıysan da Millet İttifakı'na gideceksin. Başka çare yok. Başka hiçbir parti yokmuş gibi bunları perdeliyorlar. İlla bu ikisinden birini seçeceksin. İktidarın paylaşımda adaletsiz uygulamasını, borç, faiz, zam, vergi uygulamasını ortaya koyduk. Milletin ne halde olduğunu ortaya koyduk. Peki masa başındakiler, işte iktidar borç faiz ekonomisi uyguluyor. %10 dolar faiziyle borç alıyor. Kasım'da %10'la, 1 Aralık'ta %9'la 1,5-2 milyar dolar borçlanmış hazine. Dünya rekoru diyecektik ama dünya rekoru diyemiyoruz. Çünkü dünya rekoru Sayın İmamoğlu'na ait. İstanbul Büyükşehir Belediyesi %10.75'le dolar borçlanıyor. Dünya rekoru Sayın İmamoğlu'na ait. Peki hükümet aldığı borcun faizini zamla vergiyle millete yüklerken İstanbul Belediyesi de aldığı borcun faizini İstanbul'daki hizmetlere yaptığı zamlarla millete yüklüyor. İşte ulaşım zamları. Sayın İmamoğlu belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşım sembolik değerlerde olacak, mutlaka ucuzlatacağız, böyle ulaşım olmaz dedi.
En son daha %29 zam yaptı ve belediye başkanı olduğundan bugüne kadar İstanbul'da ulaşıma %155 zam yaptı. Öyleyse tencere dibin kara, seninki benden kara. Aynı eleştirdiğiniz uygulamayı siz de kendi belediyenizde daha şimdiden yapıyorsunuz. İktidar olsanız da aynı şeyi yapacaksınız. Ankara Belediyesi %46 toplu ulaşıma zam yaptı. Aynı zam ve vergi uygulamasını, borç ve faiz ekonomisini aynen siz de devam ettiriyorsunuz. Efendim, borç almayalım mı, hizmet yapmayalım mı? 89'da 94'te Milli Görüş belediyeleri borç almadan hizmet yaptı. Borç almadığı gibi daha bir de geçmişten gelen borçlarını kapattı. Burada Konya'da Halil Ürün Bey 95 yılında hükümete, merkezi hükümete çağrıda bulundu. Dedi ki ben bütün geçmişten kalan borçlarımı kapattım, bir de üstüne kasamda para var. İstiyorsanız size faizsiz kredi vereyim, borç vereyim diye çağrıda bulundu. Milli Görüş bunu yaptı. İlla hizmet etmek için dünyanın en yüksek faiziyle belediyeyi borca mı batırman lazım? Tabii diğer bir konu, masa başındakilerin yayınladığı deklarasyonda ne diyor? Diyor ki biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına tam olarak teslim olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demek bizim için her şeyin üstündedir demektir. Teslim olacağın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarının içerisinde ne var? 28 Şubat sürecinde Refah Partisi'nin kapatılmasını hukuka uygun bulmak var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğin Refah Partisi'nin kapatılmasını hukuka uygundur dedi, onayladı. Türkiye'deki 28 Şubat sürecindeki başörtüsü zulmünü, başörtüsü yasağını hukuka uygundur dedi. Evet, uygulanması lazımdı dedi, onayladı. Buna mı teslim olacaksın? İngiltere'de bir nikah memuru bir eşcinsel evlilik önüne geliyor. İngiliz nikah memuru diyor ki ben Hristiyanım, benim inancıma aykırı böyle bir nikah kıymam diyor. Belediye bunu işten çıkarıyor, sen görevini yapmadın, nikah kıymadın diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor, haksızlığa uğradım diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nikah memurunu haksız buluyor. Sen diyor bu eşcinsel nikaha kıyman lazımdı, hata yaptın diyor. Altılı masadakilerin tabi olacağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları dediğiniz işte bu. Diğer taraftan kasa ittifakını, kasa başındakileri, mevcut iktidarı tek adam rejimi, tek adam rejimi diye eleştirdiler. Sen şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun. Kendileri ne diyorlar? Milletin seçtiği bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanı alacağı her kararda, atacağı her imzada 6 tane parti başkanından icazet alacak, ondan sonra atacak. Onların izni olmadan hiçbir şey yapamayacak. Bazıları bu sisteme 7 kocalı Hürmüz modeli diyorlar. Biz o kadar ileriye gitmeyelim ama 7'li eş cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu kaostan, istikrarsızlıktan başka, karmaşadan başka ne getirir Allah aşkına? Cumhurbaşkanını millet seçmiş, anayasadaki yetkisi var. Bunu kullanacak, ülkeyi yönetecek. Her adımında 6 tane insanın gönlünü alması lazım. Onlardan onay alması lazım. Yedili eş cumhurbaşkanlığı sistemi çözümsüzlükten başka, istikrarsızlıktan başka bir şey getirmeyecek. Kaldı ki hukuka ve anayasaya aykırı böyle bir yetki tanımlanmamış anayasada. Cumhurbaşkanı millet seçtikten sonra cumhurbaşkanı ülkeyi yönetir zaten, o yetkiyi kullanır. Anayasada olmayan bir yetkiyi ortaya çıkarmaya çalışan, en sonunda ağızlarındaki baklayı çıkarttılar ve garabet bir sistem, çözümsüzlükten, istikrarsızlıktan başka bir şey değil. Diğer taraftan altılı masada 28 Şubat kokuları geliyor. Neden böyle söylüyorum? Bakınız şimdi Sayın Kılıçdaroğlu birkaç ay önce bir söz attı ortaya. Dedi ki madem dedi bu kadar samimisiniz, gelin bu başörtüsü yasağını ortadan kaldırmak için yasal düzenleme getirelim. Başörtüsüne yasal teminat getirelim. İktidar da peki o zaman dedi. Hatta yasal yetmez, anayasal bir teminat getirelim dedi. Biz de bunu destekledik. Evet, çok doğru. Anayasayla teminat altına almak lazım, bu işi garantiye almak lazım dedik. Ve iktidar bu anayasa teklifiyle ilgili görüşmek isteyince bu sefer bu meclisteki muhalefet partileri topu taca atmaya başladı. İş ciddiye binince topu taca atmaya başladı. Randevu vermem, görüşmem, çeşitli bahanelerle. Kanuni teminat diyordunuz.
İktidar da bu yolda bir adım attı. Şimdi ne oldu da buna karşı çıkmaya kalkıyorsun? Biz o zaman demiştik CHP'nin samimiyet sınavından geçmesi lazım ama biz bu sınavdan geçeceğini hiç zannetmiyoruz demiştik. Ve nitekim dediğimiz gibi de oldu. Kendilerine yakın bir gazete, kendi yayın organlarından bir tanesi diyebiliriz. Anayasa teminatına laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle altılı masanın karşı çıktığını manşetine taşıyor. Ve bu anayasa değişikliğine bir laiklik ayarı yapılması gerektiğini manşetine taşıyor. Atatürkçü Düşünce Derneği altılı masaya laiklik uyarısı yapıyor. Bütün bunlar bize buranın buram buram 28 Şubat koktuğunu gösteriyor. Anayasada temel bir insan hakkını, inanç özgürlüğünü, başörtüsü hakkını teminat altına alınca laiklik elden mi gidiyor Allah aşkına? Rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi siz laiklikten din düşmanlığını mı anlıyorsun? Eski zihniyetin, genetik yapının değişmediğini açık bir şekilde ortaya koyan bir gelişme. Ve tabii biz orada masada oturup da dindar, mütedeyyin, muhafazakar kesime hitap eden partilerin durumuna da tabii ki şaşıyoruz. Aynen İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyen masadakilere hiçbir ses çıkarmadıkları gibi. Şimdi de bu laiklik ayarıyla ilgili 28 Şubat dönemini çağrıştıran bu duruma da hiçbir ses çıkarmadan orada oturmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler yeniden Refah Partisi'ni haklı çıkarmaktadır. Biz yeniden Refah Partisi olarak mevcut iktidarın ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, eğitim alanında, en başta da özellikle ekonomi alanında paylaşımda adaletsizlik noktasında çok büyük tahribatının, çok büyük hatalarının olduğunu, paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adaleti tesis edecek bir iktidarın Türkiye'de iktidar olması gerektiğini ifade ediyoruz. Ve aynı zamanda diyoruz ki bu söylediklerimizi masa başındakiler de yapamaz. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın. Altılı masada millete bir hayır gelmez diyoruz. Şu yaşadığımız gelişmeler ve verdiğimiz rakamlar, veriler yeniden Refah Partisi'nin haklılığını ortaya koyuyor. İşte kasa başındakiler, işte masa başındakiler. İcraatlar ortada. Gerçekler ortada. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi kurtuluşun tek adresi, tek yolu milli görüştür. Ve onun tek temsilcisi yeniden Refah Partisi'dir. Bu gerçeği bir kez daha ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi ne yapacak? Yeniden Refah Partisi'nin yapacağı maddi kalkınma ve manevi kalkınma. Bir defa israfın önlenmesi, imtiyazlı holdinglere aktarılan haksız kaynakların kesilmesi, bununla beraber faize giden paranın denk bütçe ve havuz sistemiyle önlenmesi ve yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleri kitabındaki adımların atılarak milli kaynakların oluşturulması, borçsuz, zamsız, vergisiz. Bütün bu elde edilen imkanla da şu biraz evvel anlattığım milyonlarca asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, işçinin, çiftçinin, köylünün alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması, haksız vergilerin ortadan kaldırılması, çiftçiye, köylüye sübvansiyon, faizsiz krediler, borçlarının faizlerinin devlet tarafından silinmesi, en yüksek taban fiyatlarının verilmesi, çiftçinin kullandığı mazottan, elektrikten vergi alınmaması, işçi, memur, emekli maaşlarına %150 maaş artışı sağlanması, işverenin, özel sektörün, esnafın ayrıca faizsiz kredilerle, sübvansiyonlarla desteklenmesi, vergi yükünün ortadan kaldırılması ve böylece milyonlarca dar gelirlinin alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması ve tabii ki yine bu kaynaklarla 81 ilimize 681 refah projesi kitabımızda ortaya koyduğumuz üretime, istihdama yönelik projelerin hayata geçirilerek 10 milyon işsizin, 1,5 milyon üniversite diplomalı işsizin işsizliğine son verilmesi. Artan genç nüfusa gereken istihdam imkanının, iş imkanının sağlanması. Manevi kalkınmayla ilgili ne yapılacak? Manevi kalkınmayla ilgili de bir defa eğitim sisteminin, müfredatın ıslah edilmesi.
materyalist olmak yerine maneviyatçı olan bir neslin yetiştirilmesi. Dünyacı olmak yerine ahiret öncelikli bir neslin yetiştirilmesi. Kuvveti değil hakkı üstün tutan bir neslin yetiştirilmesi. Beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen bir neslin yetiştirilmesi. Bunu sağlayacak bir müfredat, bir eğitim sistemi. Bununla beraber medyanın ıslah edilmesi, değerlerimize, tarihimize uygun yayınlar yapması, ifsadın önüne geçilmesi, ahlaki ve manevi erozyonun en önemli sebebi olan ailelerin, yuvaların yıkılmasını önlemek için de aile ve sosyal politikalar alanında batıdan ithal, Avrupa'dan ithal yuva yıkan kanunların ıslah edilmesi, 6284 sayılı kanun gibi. Ve tabii ekonomik krizin, ekonomik ifsadın önlenmesi de gene ahlaki erozyonun önlenmesinde çok önemli bir etken. Çünkü ekonomik sıkıntılar boşanmalarda da sebep, uyuşturucu kullanımında da sebep, ahlaki erozyonda da sebep. Medyanın, eğitimin, yasaların, düzenlemelerin ve ekonominin ıslah edilmesiyle de aynı zamanda manevi kalkınmanın hızlandırılması. Bütün bunlar nasıl yapılacak? Bütün bunlar kitaplarıyla, projeleriyle ortaya konuldu. Milli Kaynak Paketleri kitabımız, 81 ilimize 681 refah projesi kitabımız, ilk 100 gün icraatlarımız kitabımız, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da basın toplantısıyla lansmanını yaptık. Bütün bakanlıklarda yeniden refah iktidarında ilk 100 günde hangi adımlar atılacak da bu maddi ve manevi kalkınma sağlanacak? Ve hepsinden önemlisi hep söylediğimiz gibi milli görüş tarihinde de örnekleriyle dolu makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla kapı gibi iş bitirme belgelerimizle 50 senelik tecrübemizle altın yaldızlı referanslarımızla geleceğiz ve inşallah milletimizi bu maddi ve manevi sıkıntılardan kurtaracağız. Milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceğiz. Milletimiz de kurtuluşun masa başındakilerde de, kasa başındakilerde de olmadığını görüyor. Ve yeniden Refah Partimize yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen bu kadar büyük teveccühü bu sebeple gösteriyor. İnşallah Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, milletimizin ferasetiyle, desteğiyle ve bu gayretli teşkilat mensuplarımızın gayretiyle, terlemesiyle yapılacak seçimlerde yeniden Refah'a, milli görüşü iktidara taşıyıp milletimizin bu dertlerine inşallah son vereceğiz. Tekrardan burada katılımlarından dolayı değerli basın mensuplarına, genel merkez heyetimize ve ev sahibimiz Konya Teşkilatımıza, il başkanımız başta olmak üzere tüm katılımcılara hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, cumamız mübarek olsun inşallah. Çok teşekkür ederim.